Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi size arkadaşlar yine iğne yasa modeli gösterip onu nasıl tığa çevirdiğimi göstereceğim. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar ve arası suyu da şöyle minik kayalardan oluşuyor dağdan oluşuyor. Şöyle bir tane de pembesini yapmış ama mavisi daha çok görünüyor. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet modelim bu şekilde bakın arkadaşlar çok hoş ve çok zarif oldu. Bu da ara suyunda yaptığımız minik kayamız. Şimdi arkadaşlar e, çoğunuz böyle zarif minik oyalardan hoşlandığınızı söylüyorsunuz. Büyük modelleri pek e, hoşlanmadığınızı söylüyorsunuz. Bu modeli görür görmez e, siz e, sizler için ta çevirmeliyim dedim arkadaşlar. İğne modelin Instagram'da görünce bu şekilde çevirdim arkadaşlar bakın çok hoş ve çok zarif bir model oldu yapımı da kolay bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet ilk önce bu tığ battının içine arkadaşlar sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz şimdi ben ikinci tığ küçük kayamı yapacağım için direkt tığ battının içine böyle üç tane tığ battı yaptım arkadaşlar şöyle siz ilk başka bu şekilde başlayacaksınız. Bir defa tığım başını doluyorum ve kirpiklerim için şöyle minik bir yuva yapıyorum. Tığ battıya yapmaktansa arkadaşlar böyle minik bir trabzan yapıp üzerine yapması daha güzel durduruyor kirpikleri. Bu şekilde 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın buraya sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Tığ battığının içine girdim. Bu şekilde bir tane yuva yaptım. 7 zincirden 2 tane kirpik yapıp trabzına arasına da bir tane arkadaşlar tığ battı mesafesi bırakıyorum. Tekrar kirpiklerim için şu şekilde 2 2 alarak minik bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim şöyle ters tarafına çevirdim bu şekilde kirpiğimin içine girip 4 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim yine 7 zincir çekiyorum sıkı sıkı 7 zincirimi çektim döndüm düz düz kapattığımız sık iğnemiz var ya arkadaşlar tam ortasından girip bu şekilde buraya kirpiğimi sabitliyorum aynı yuvanın için iki tane kirpik yapacağız yine 7 zincir 4 5 6 ve 7 Bakın aynı sık iğnenin arasına giriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum iki tane buraya kirpik yaptık şimdi 3 zincirle aşağı iniyorum arkadaşlar trabzanın arasına girdim bakın çıkarken 4 zincirle çıkmıştık inerken 3 zincirle buraya bir tane arkadaşlar kirpiğini oluşturduk kirpiğin biri hazır şimdi 7 zincir çekerek ikinci kirpiğimi oluşturacağım 6 7 bakın bu şekilde sık iğne ile buraya sabitledim ve 3 zincir çekiyorum 3 zincirimi çekip şöyle aşağıya indim bakın arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde bakın ikişer kirpikli bir minik kayamız oluştu bu şekilde ara suyumuzu bu şekilde yapıyorum şimdi model amaçlı olduğu için arkadaşlar iki tanesini yaptım ben şimdi direkt bakın şu şekilde 5 tane tığ battı araya 3 tanesiydi Arkadaşlar bu şekilde toplam 8 tane tığ battı arası mesafesi verip başlayacağız Evet 3'e zincir çekelim arkadaşlar tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip tığ battı yapıyoruz 3 zincir tığ battı 3 zincir 3 zincir 6 oldu Evet sonuncu tığ battığı da bu şekilde yaptım arkadaşlar bakın şöyle bir zincirimi çekiyorum böyle ara suyumla çiçeğimin arasına bu kadar mesafeyi verdik. Hemen sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Ortada bir tane tığ battı mesafesini bırakıp bakın buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Bu şekilde hemen dibine bir tane başlamadan önce sık iğne yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum şöyle döndüm yaptığım bu 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim 10 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Döndüm düz yüzüne. Buraya tam 4 tane bu şekilde arkadaşlar sinek kanadı yapacağım. İlk sinek kanadımı bu şekilde kapattım ve yine 5 zincir. Bakın bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Hemen bakın 5 zincirli yuvamın içine iğne ile sabitledim tekrar 10 zincir 2 3 4 5 7 8 9 ve 10 düz yüzüne dönüyorum hemen arkadaşlar bakın bu 8 zincirli yuvamın içine kapattım hem de bu sene kanatlarımız arkadaşlar biliyorsunuz dal görevini çiçeklerimiz için yuva görevini görecek 2 3 4 ve 5 zincir kapatıyorum tığ battımın içine 1 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar şöyle 5 zincirimin içine girip sabitliyorum tekrar sıkı sıkı 10 zincir 7 8 9 10 10 zinciri çekiyorum üçüncü sinek kanadımı bu şekilde buraya sabitliyorum Hemen 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine yine 3 zinciri çekip ters çevirdim. Sık iğne ile sabitliyorum buraya zincirimi. 10 zinciri sıkı sıkı. 7, 8, 9, 10. Çevirdik düz yüzüne. Yuvanın içine sık ile sabitledik. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hemen yuvanın içine bir tane sık iğne yapıyorum ki bu yaptığım e, sinek kanatları kaymasın. Hani başında bir sık iğne, sonunda bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu döndüğüm noktaya da şöyle isterseniz arkadaşlar tığ değinelim. inelim. Şöyle daha Trabzan seviyesi şey, tığ battı seviyesine inmiş oluyoruz. Bakın. Buraya sık iğne. Tığ battı içine sık iğne. Ve yine arada arkadaşlar 3 zincir çekerek bu şekilde tığ battı yapıyoruz. 5 tane araya tığ battı yapacağız. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battının içine girip sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum. 3 zincir bu şekilde. 3 zincir sıradaki tığ battığının içine girip sabitliyorum. Evet arkadaşlar 3 4 5 tane olmuş. Şimdi bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 alarak buraya ara suyu yapacağız arkadaşlar. Bakın şu ara suyundan buraya devam edeceğiz. Şimdi sinek kanatlarımız, yuvalarımız hazır ve çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz bu sinek kanadımızın içine sık iğne ile ipimiz sabitledim buraya. Buraya kirpikler yapacağız arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. Ve sinek kanadımın içine sabitliyorum bu şekilde. Bu birinci kirpiğim. Yine 5 zincir sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir. Bu şekilde 3 tane 5 zincirden kirpik yaptık. Sinek kanadımızın tepesine 5 zincirden 3 kirpik yaptık. Ara suyu olarak da arkadaşlar 5 tane zincir çekeceğim bu şekilde. 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar bakın bu 5 zincir büyük gelebilir. 3 iyi falan dersiniz ama bu 5 zincirin rolü büyük büyük değil arkadaşlar bakın yukarısını üstünü yuvalarını yaparken çok güzel durmasını sağlayacak yine 5 zincir şöyle ben daha önce arkadaşlar 3 zincir çekerek yaptım bu 5 zincirin verdiği güzelliği vermediği için tekrar söküp yeniden sizler için beşer zincirli ayarladım yani denenmiştir sizler için arkadaşlar ayarlanmış. Sonra videosu çekilmiş bir model. 5 zincirimi çekiyorum. Ve bakın sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirden 3 tane kirpiği bu şekilde yaptık arkadaşlar. Geçiş köprüsü olarak yine 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Bakın. Sıradaki sinek kanadımın tepesine bu şekilde sabitliyorum. 5 zincir, şöyle sabitledim. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. 5 <laughs> zincir. Bütün yuvalara. Şöyle arkadaşlar. Köprümüz 5 zincir ve kirpiğimiz 3'er kirpik. Aynı şekilde buraya da 3 kirpik yapalım. 5 zincirimi çektim. Tepesine 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yine sinek kanadının arasına 3, 4 ve 5 zincir. Şöyle sık iğne ile sağ tüm yuvalarımızı arkadaşlar sinek kanatlarımızın üzerine bu şekilde kirpiklerimizi hazırladık kirpiklerimizi hazırladıktan sonra şimdi arkadaşlar zincir çekerek yuvaları hazırlayalım buraya 13 tane çekiyorum İlk olduğu için dönme hesabı olarak 2 3 4, 5 6 7 8 9, 10 11 12 ve 13 şöyle çevirdim Bakın arkadaşlar bu ortadaki 5 zincir önemli dedim. Gördünüz mü? Bir zincirde kenarlarda çok az pay kaldığı için bu güzelliği vermiyor. O yüzden aralara 5 zincir çekmeye gayret gösterin. 12 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine bu aradaki 5 zincirimin içine girdim arkadaşlar. Sık iğne ile yuvamı kapattım. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yine bu 5 zincirimin arasına giriyorum. Sabitliyorum. Yine 12 zincir. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle arkadaşlar bakın. ilk şunu da arada şöyle tutalım da kaynaştıralım arkadaşlar sıkı sık iğnenin altında şöyle bakın ilk kirpiğin bu ipin üstünden bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum bir iki tane zincir çekerek düz yüzüne döndüm bakın arkadaşlar bu ipi sık iğne giderek oraya tutturduk şimdi e, arkadaşlar iki zincirimi çektim bu çektiğim zincirin de arasından giriyorum sık iğne ile buraya kirpiğimi yapıyorum Şimdi arkadaşlar diyorlar ki hani biz de sahte sık iğne ile yapıyoruz ama bu kadar zarif durmuyor. Arkadaşlar zincirinizi de bu iki zincir çekiyorsunuz ya onu da sıkı çekmeniz gerekiyor zariflik için. Bir de ipiniz esnemiş olacak. Zariflik için şöyle bakın şu şekilde yapıp ipinizi esnetin. Zincirlerinizi sıkı çekin. Şimdi zincirleriniz iki zincirdir ama o kadar bol çekerseniz ki dört zincir gibi durur. O da kaba olur. O yüzden bu şekilde 2 zincir sonra araya girip sahte sık iğne yapıp kapatıyorum. 3 oldu. 12 zincir arkadaşlar 10 tane, 11 tane bu şekilde kirpikler alıyor. Eğer sayarak yaptığınız takdirde arkadaşlar kimi eksik, kimi fazla olmaz bu şekilde. Şöyle hafif çekin arkadaşlar fazla üst üste yığılmasın. Bu şekilde 6 oldu. 2 zincir 7 8 9 ve 10 Evet biz de 10 tane bu şekilde kirpik aldık arkadaşlar ve sık iğne ile sabitliyorum diğer yuvama da yine sadece sık iğne hiç zincir çekmeden bakın hiç zincir çekmeden şöyle oval duruşu sağlamak için şöyle arkadaşlar bakın kenarlardakiler muhakkak biraz 11 filan olursa daha güzel çerçevelemiş olur Çünkü bu ara dönüş mesafesi ortalarda yok biliyorsunuz. Evet, şimdi bu yuvayı da dolduralım arkadaşlar. 2 zincir. Sıradaki hem sıkı çekiyoruz hem sahte sık iğne yapıyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 6 alca. Şöyle 7 2 zincir 8 Şöyle hafif 2 zincir 9 2 zincir ve 10. On. On tane bu şekilde arkadaşlar. Çektik. Bakın. Ve ruanın içine de bu şekilde sahte sık iğne yaparak girdik hiç zincirsiz aynı şekilde arkadaşlar sonuna kadar gelelim buraya da 10-11 tane dolduralım şöyle koparma işleminde de yine yeşilin içine batarak şöyle bir zincir çekerek koparalım Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu şöyle iğne zarifliğinde bir modelimiz oldu arkadaşlar bakın Şöyle bu mavim leylak da ipim biraz ince düşmüş arkadaşlar. Ee, şöyle yakına gelince fark ettim ben de. Sizleri de öyle geliyordur sanırsam. Bu sizle yaptığımız Altın Başak. Daha önce hazırladım. leylak numarası arkadaşlar. Markası. Modelim bu şekilde. Şöyle arkadaşlar sizlerden de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.